Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni bir videoyla sizinleyim. Arkadaşlar, süper final Terminatörler kartı yeni çıkmış, yorumlara yazdınız. Ben de hemen aldım arkadaşlar. Kartın kutusu bile hologramlı arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ronaldo, Messi, Mbappe, Arda Güler var. Yani kutu bile hologramlı. Yalnız şu dikkatimi çekti. Hologram yerine hologram kart hediyeli yazmışlar. Hologram da yeni bir şey herhalde ya da bilmiyorum. Evet arkadaşlar, kutu bile hologramlı, böyle değişik bir kutu yeni çıktı. 2024 Süper Final Orijinal Terminatörler. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkacak, kaç tane çıkacak. Arkası da böyle parlak, 24 adet diyor arkadaşlar. Kutu komple böyle yanarlı dönerli, alevli malevli. Arkadaşlar geçen çekiliş yaptım, videoyu da izleyip kazananlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunu da böylece kutusuyla komple çekilişle vereceğim arkadaşlar. Bakalım kime çıkacak. Bunun için yapmanız gereken like atmak, abone olmak. Arkadaşlar bildirimleri açmak ve çekilişe katılmak için de yorum yazmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya da mı hologram yazmışlar? Vallahi buraya da hologram yazmışlar. Neyse hemen şöyle açalım. Süper final Terminatörler kartından kaç tane neler çıkacak? Hepsini görelim arkadaşlar. Şöyle bakalım kimler var, neler var. Hologramlı bir kart çıktı. Livakovic arkadaşlar, hologramlı olarak Livakovic çıktı. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, bir tane de hologram çıkıyor. 11 tane kart var. Kimmiş arkadaşlar? Şöyle Emrecan ve Tadic arkadaşlar. Vice. Bakalım başka kimler çıkacak? Gezal ve Romario çıktı. Burada Cortis ve Rashica çıktı arkadaşlar. Messi, Lionel Messi ve Militao çıktı arkadaşlar. Süper final. Ana. Bu nasıl oluyor lan? Terminatörler aldık. Burasına hiç bakmadık ha. Burada Lejyonerler yazıyor. Lan yıllarca Lejyonerleri aradık, bulamadık. Şimdi Terminatörler kutusundan Lejyonerler çıkıyor. Muslera ve Charlton. Yani kutu Terminatörler, içi Lejyonerler. Bir garip. Kafa bir milyon herhalde. Bunu yapan adam kör oldu galiba. Yani bilemiyorum. Yani nasıl bir şeydir bu? Terminatörler kutusundan Lejyonerler derken, ha Terminatörler sadece hologramlar galiba arkadaşlar. Anladım. Terminatörler hologramlı kartlar. Şöyle Mertens arkadaşlar. Mertens'in hologramlısı çıktı. Böyle işte hologramını da size göstermiş olayım. Süper final Terminatörler kutusundan yine Emrecan, Tadic, Gezal ve Romario çıktı. Burada Cortis ve Rashica, Messi, Militao. Arkadaşlar burada Muslera ve Charlton. Deminkinin aynısı, sadece hologramlısı farklı çıktı. Bunlar iyice yani insan kandırmaya doğru mu gidiyorlar bilemiyorum. Bakacağız. Bundan hologramlı çıktı evet arkadaşlar. Terminator hologram. Ferdi Kadıoğlu'nun hologramlısı çıktı. Bakalım başka kimler çıkacak. Yine Emrecan, Tadic. Yani var ya, hakikaten sahtekar oldu bunlar ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Yine aynıları. Bakalım Messi, Muslera ve Charlton çıktı. Arkadaş yapmayın böyle şeyler. Yoksa paranız, yapmayın yani. Böyle insanları kandırmayın. Şöyle bakalım bu kutuda ne çıkacak. 4 tane kutu açtık. Terminatörlerden Rashid Gezal. Şöyle hologramlı. Yine Emrecan, Tadic, Gezal, Romario, Cortis, Messi ve Militao, Muslera ve Charlton. Yani geçenki kutu gibi arkadaşlar. Hep içlerinden yüksek ihtimal aynıları çıkacak. Ben size söylediğim gibi arkadaşlar, ben bunları böyle siz yorumlarda istediğiniz için alıyorum. Trend yoldan geliyor. İnanın böyle kendi paramla alıyorum. Hani Muslera al, yine aynısı. Messi, Militao, Rashica. Bakalım burada Raşit Gezal. Burada Emrecan ve Dusan Tadic ve Livakovic çıktı arkadaşlar burada da. Bakalım başka kimleri çıkartacağız diyeceğim ama hep aynıları çıkıyor. Farklı bir şey çıkacak mı diye bekliyorum arkadaşlar. Muslera, evet bu kaçıncı kutu? 3 6. kutu. Ve 6. kutuda da aynı kartlar. Ve zaten şuradan anlamalıydım. Hem ne yazmış? Bak bunda yazmamış bile bu tarafa. Bu tarafta hologram yazmış hem.
Hem buraya kartların içine Terminatörler değil eski Lejyonerler kartını yapıştırmış, doldurmuş. Endombele çıktı arkadaşlar. Tanguy Endombele, Indusan Tadic ve Emre Can. Bakalım buradan kim çıkacak diye şöyle merakla bekliyorum. Acaba farklı yani bir kutudan farklı birileri çıkacak mı? Hadi Raşit Gezal. Arkadaşlar işte görüyorsunuz yani bunlar bir heves alabilirsiniz. Ben size içinden neler çıkacağını gösteriyorum. Kimse kusura bakmasın ama. Yani bu tam bir dolandırıcılık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kutunun içinde ne çıktığını görmüyorum. Görmediğim için de ya direkt kutuyu alıyorum ben size göstermek için ama maalesef böyle komple dolandırıcılık örneğiyle yine karşı karşıyayız. Messi yine aynı. Yani bu 7-8. Kutu. Burada da Livakovic çıktı arkadaşlar. İlk çıktığında. Şöyle hemen ben size bütün kutuları göstereceğim arkadaşlar. Yani artık siz Roblox'ta kapanmışken hazır öfkenizi küfretmeden böyle zekanızı kullanarak hakaret etmeden böyle yorumlarda yazabilirsiniz kartlar hakkında. Yani bunların üreticisini falan tanımıyorum arkadaşlar ben. O yüzden hani bu bir reklam meklam değil yani. Bu kendi paramla aldığım faturalı olan ürünler bunlar. Hani bunları bizzat kendi paramla alıp size sadece içinden neler çıktığını gösteriyorum. Gözlerinizin önünde açıyorum. Livakovic. Yani aynı. Aynı. Yani hiç utanmıyorlar da hepsini aynı koymaya. İnan hiç yüzleri de kızarmıyor. Safi dolandırıcılık yani. Başka hiçbir şey değil. Koskoca hani bir kutuda 5-6 tanesinde aynı çıkar anlarım ama komple aynı çıkması safi dolandırıcılık. Başka da bir şey değil arkadaşlar. Şu kutuya 200 lira para verdim. O kadar söyleyeyim ben size. Rashiska, evet. Messi. Muslera. Yani sabırla da bütün kutuyu göstereceğim ki ulan bir tane kutuda da farklı çıkar mı diye. Ki bu benim başıma çok geliyor biliyorsunuz. Şöyle bütün hepsini de gösteriyorum arkadaşlar. Bak açtıklarım burada. Yeni kutular da burada. Yine aynı. Evet. Ferdi Kadıoğlu'nun hologramlısı çıktı. Bakayım burada Romario, Gezal. Burada Rashiska. Evet Messi. Yani şu kutuları değil. Sadece şunu yollasaydınız en azından daha bir karakterli olurdunuz diyebilirim. Bakalım başka kimler çıkacak arkadaşlar. Muslera. Burada kim çıktı? Messi. Rashiska. Gezal. Yine aynısı. Ve Rashiska'nın hologramlısı. En azından Terminatörlerde arada bir farklı kartlar çıkıyor. Yani Lejyonerlerin hepsi aynı olsa da içindeki çünkü Lejyonerler kartı koymuşlar buraya. Süper final Lejyonerler ki onu da açtım biliyorsunuz. Sadece Terminatörler olarak hologramlı koymuş. Hologramlılar da gördüğünüz gibi işte hologramlılar da farklı. Torreira'nın hologramlısı çıktı. Adam sadece şunu basmış. Elinde kalan lejyonerleri de bu kutunun içine yapıştırmış, geçmiş. Bir şey diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü bunlar lisanslı ürün değil arkadaşlar. Hani lisans misans olmadığı için adamların da çok da umurunda değil. Ne çıkmış, ne koymuş, nasıl adam almış diyor. Şöyle hemen yeter bu kadar hakaret ettiğimiz. Çok sinirlendik, gerildik ama hepsi aynı çıktı. Koskoca kutu komple aynı çıktı. Gezal çıktı. Evet, kutunun yarıdan çoğunu bitirdik. Sıfır heyecan, sıfır atraksiyon. Sadece şuradaki Terminatörlerden işte kim çıktı? Yine Torreira çıktı. Bakalım burada aynıları hep. Yani görüyorsunuz hepsi aynı. Farklı bir tane kart çıkmadı ya. Yani kutunun yarısı bitti. Şurada 3, 7 tane kutu kaldı. Şöyle hemen bakayım içinde hiçbir şey kalmasın diye çabalıyorum. Evet, şöyle hemen bakalım. Gezal çıktı burada. Aynı. Yani bunun üreticisini bulsam hakikaten derdim ki yazıklar olsun. Yapacağınız işi yapmayın. Başka da bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar, bu arada Roblox'un kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Roblox oynuyor muydunuz, oynamıyor muydunuz? Bakalım daha neler yasaklanacak. Benim zamanımda böyle gençken ben. Genç hala gencim lan. Neyse. 14-15 yaşlarındayken falan herhalde YouTube yasaklanmıştı böyle. O zamanlar K-Tünel, Ma-Tünel falan vardı. Böyle VPN yoktu. Biz onlarla girip YouTube'dan bir şeyler izliyorduk.
Şimdi YouTube serbest. Yasaklanır mı, yasaklanmaz mı bilmem. Yasaklanırsa yapacak hiçbir şey yok. Ülkenin yarıdan çoğu ya VPN'de girer. Gerçi VPN'de yasaklayacaklarını falan söylüyorlarmış. Yapacak bir şey yok. Eğer her şeyi yasaklarlarsa oturur televizyon izleriz. Başka da ne yapalım? Elden bir şey gelmez. Emrecan, Dusan Tadiç. Yine şöyle göstereyim. Muslera ve Gezal çıktı. Yani hologramlılarda da o hologramlı yazdığınız kartlarda da aynaları çıkıyor birader. Üreticisi. Beni illaki izliyorsundur. Aynaları çıkıyor. Şöyle hemen Gezal. Bir tanesi düştü. Boşver. Çok da önemli değil. Zaten aynısı çıkıyor. Muslera. Oğlum bütün kutu aynı çıkmaz ya. Bunu Taso'da mı yaşamıştım? Böyle birkaç tanesinde yaşadım. En son açtığım kutunun da %80'i aynı çıktı zaten. Bakalım burada Ferdi Kadıoğlu çıkıyor. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bütün kutu hepsi aynı. Devam ediyor. Muslera. Videoda böylece kısa sürüyor. Siz de zaten bilmiyorum ne kadar izlersiniz bilmiyorum arkadaşlar ama kartlara sinirlenip de videoya like atmamazlık yapmayın. Lütfen ben sizin için açıyorum. En azından videoya bir böyle bol like gelsin arkadaşlar. Şöyle bir güzel like atın da bari oradan moralim yerine gelsin. Ben yine bunu komple çekilişle veririm gönderirim arkadaşlar. Benim için sıkıntı değil. Alacak kişi de içinden neler çıkacağını görmüş oldu. Farklı bir kart çıkmadı. Bol bol Messi'li. Hologramlı birkaç tane kart çıktı. Hologramlı diyorum çünkü üstüne hologram yazmışlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Bolca Messi'yi dağıtırız işte sağa sola. Arkadaşlarınıza falan. Buradan bakıyoruz arkadaşlar. Tadic. Torreira. Burada kim çıkıyor? Şöyle Charlton. Muslera. Şöyle hemen şunu da açalım. Terminatörler diyor. Terminatör. Bunu yorumlarda siz söylemiştiniz. Ben o yüzden aldım arkadaşlar. Yoksa benim bu kutunun varlığından haberim yoktu. Belki benim şansıma bilmiyorum ama hani ben ki bu incelemeleri sizin için yapıyorum. Bu kutudan bir tane daha alır mıyım? Almam. O riski göze almam. Raşit Gezal'la da bitirdik arkadaşlar. Bu içinde son kalan da zaten boştu. İçine attığımda. Süper final orijinal Terminatörler kartını tam bir hüsran olarak açtım ve size gösterdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir en azından. Kartları beğenmediğinizi ben de biliyorum. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, çekilişe katılmak için de bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.